Allah'ım lütfen 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 netleme problemi olmasın. Amin. Ben de orada kendimi kontrol etmeyi unutmayayım inşallah. Kapıyı kapatıp geliyorum. Herkese merhaba. İnşallah netlik probleminin yaşanmadığı bir video olacak bu. Bu videoyu çekmeyi Türkiye'ye geldiğimden beri çok bekliyorum. Tam olarak yapmak istediğim buydu. Kahvemi alıp. Ellerime sağlık. Size orta sehpa, kahve sehpası, coffee table books diye geçen kitaplarımı göstermek istiyorum öncelikle. Bunlar sanat kitapları çoğu. Ama öncelikle sevgili HS Kırtasiye Yeliz'de görmüş olduğum Alfa yayınlarına ait bu yazarlar kitabını göstereceğim size. Siz de çayınızı kahvenizi alın. Uzun uzun kitap konuşalım inşallah. Nefes uyuyor. Evde yalnızım. Bakalım yetiştirebilecek miyim? Bu yazarlar kitabını Yeliz'e birisi hediye etmiş. Onu da görünce ben de dayanamadım. Kendimi aldım. Bunları Japonya'ya götürebilmem mümkün olmayacak açıkçası. Ama buraya geldiğim zaman ya da bir gün burada evim olursa benim evimin orta sehpasında bu kitapları bulabilirsiniz. 19. yüzyıl öncesi, başları, sonları, 20. yüzyıl başları, ortaları ve günümüz edebiyatı olarak ayrılıyor. Bence harika bir kaynak. Çok harika bir hediye. Yeliz'e kim almıştı bilmiyorum ama böyle bir hediye almak bence çok keyifli. Eğer kitap seven birileri varsa hayatınızda, şöyle bahsedeyim size kimlerde hangi yazarlar var. Benim tanıyamadığım birçok yazar var. Shakespeare var, Cervantes var, Montaigne var. Japon var, Basho diye. Ona da bakayım. Voltaire var, Goethe var, Balzac var, Oscar Wilde var, Tolstoy var. Yani Dostoyevski var. John Steinbeck var, Saramago var günümüzden, tanıdıklarımdan Orhan Pamuk var, Murakami var, Murakami Haruki var. Hemen bunları böyle, yani isterseniz sıra sıra, isterseniz de böyle açıp bugün şunu okuyacağım, bugün bunu okuyacağım ya da sadece dergi gibi fotoğraflarına bakacağım diyebilirsiniz. Çok güzel baskı, ağır bir kitap. 200 lira civarıydı sanırım fiyatı. Bir tane daha sanatçılar var. Onu da almak isterim açıkçası. Sonrasında yine nerede gördüğümü hatırlamıyorum. Bunları birisi mi bana tavsiye etmişti? Yoksa ben bir kitap alışveriş sitesinin turlarken mi görmüştüm bilmiyorum. Ben Yapı Kredi yayınlarından daha önce çıkmış olan küçük boydaki sanat, bu ressam kitaplarını çok seviyorum. Sonra sevgili çevirmeni arkadaş olduk sonradan. O da bana hediye etmişti. Frida var aslında kitaplıkta. Sonra kitaplık videosunda hangi kitabı olduğunu size gösteririm. Sonra İş Bankası'nın şöyle büyük orta sehpa kitabı dedikleri, ansiklopedi gibi aslında yazarları anlatıyor. 500 görsel eşliğinde. Gerçekten biz bu kitaplar geldiğim zaman hep böyle elimin altında Seray'la birlikte bu ressamları tanımak için yaşamlarını, eserlerini anlattığı. Bence harika, böyle hiç sıkılmıyorsunuz. Böyle daha çok sizi merak ettiriyor. Ve iyice sevdiğiniz ressamsa eğer, benim sevdiğim ressamın yoktu. Ama ben bulabildiğim hepsini aldım. Çünkü çok seviyorum bunlara böyle bakmayı, tanımayı, bilmeyi. Eserleri tanımak da çok önemli. İnsanları zenginleştiren bir şey. Yani mesela bu resmi gördüğün zaman, o Sezan dediğiniz zaman insana iyi gelen bir duygu bence. Ve insanı zenginleştiren bir duygu. Bu Sezan olan. Bunun eserlerini görmeye gitmiştik biz Japonya'da. Van Gogh. Van Gogh'un da burada hayatını falan okuduk Seray'la biraz. Ben zaten daha önce de okumuştum çeşitli kaynaklardan. Japonya ve Japon baskıları var. Mis gibi de kokuyor. Baskı baskı, böyle matbaa gibi kokuyor şu an burası. Van Gogh'un eserleri, Güney'den ayrılma, hayatı, her şeyi. Ressamın ölümünden sonra gelen şöhreti dahil kişisel yaşamı, sanatsal etkilenimleri ve tarihsel bağlamın incelendiği sürükleyici bir canlı bir anlatım. Ben gerçekten bunları çok beğendim. Çok kaliteli. Bunları da ben indirimde almıştım. Bunların fiyatlarını hatırlamıyorum. Ben Japonya'dayım. Annem de Japonya'daydı hatta. Çünkü bunun kolisini geldiği zaman teyzem açıp kontrol etmişti. Şöyle ki Michelangelo. Heykeltıraş, ressam, mimar ve ozan Michelangelo
Buonarroti. Mesela soyadını ilk defa duyuyorum ben. Yaşamı ve eserleri üzerine diyor. Bu da çok keyifli. İnşallah netliyor. Bunları tek tek böyle kahve içerken dergi gibi, ansiklopedi gibi. Şu an artık eskiden ben çocukken evlerimizde böyle kitaplıkları da vitrinlerde ansiklopediler alırdı. Açıp açıp okurdum ben de. Yemek ansiklopedisine bayılırdım özellikle. Oradan hep pasta seçerdim kendime. Kirpi pasta vardı. Şimdi mesela böyle bir şey olsa oturma odasında, burada annemin evinde bunları bırakmayı canım istemez ama mesela Monet, canım sıkıldı. Telefonu elimden bırakıp sanat tacirleriyle tanışmış. İlk sergisini nerede açmış? Olgunlaşa üslup değiştirmiş. Japon köprüsü yapmış. Monet de Japonya üzerine çalışmış. Japon resimleri üzerine. Böyle keyifli bitirebileceğim anlar. Sonrasında Rembrandt. Bu da ilham veren Hollandalı ressam ve gravür ustası Rembrandt Harmenszoon. Bunu da soyunu ilk defa duyuyorum. Van Rijn hakkında kapsamlı bir referans kitabı diyor. Evet, az önce kafamda bulmaya çalıştığım kelime sanırım oydu. Referans kitabı olabilir bunlar. Sanatla ilgilenen, ilgilenmek isteyen insan, yani herkese. Bunlar da harika hediye olur bence. Çok güzel. Biraz böyle karanlık Rembrandt resimleri. Bağımsız bir sanatçı. Böyle sanki siyah ve koyu kahve tonlarını, gölgeyi falan çok kullanıyor. Öyle bir his geldi bana. Daha önce okuduğum bir bilgim bilmiyorum ama. Of, çok keyifli. Ve tabii ki Leonardo da Vinci hakkında en çok spekülasyonların olduğu, ilham veren sanatçı, mühendis, mucit ve bilim insanı Leonardo da Vinci'nin yaşamı ve eserleri üzerine uzman ve kapsayıcı yeni bir referans kitabı diyor bunun içinde. Kitap sanatçının yaşamını, yolculuklarını, sanatsal ilhamını ve Rönesans İtalyası'nın tarihsel bağlamını capcanlı bir şekilde okurlara sunmaktadır. Tabii ki Mona Lisa açar açmaz. Kaybettim. Mona Lisa açılmıştı ilk. Mona Lisa'yı bilmeyen yoktur herhalde. Yani bilmiyorsanız da bilin lütfen. Tabii ki sadece Mona Lisa'dan ibaret değil. Bronz atı da çok meşhur. Bronz atı mıydı? Evet, bronz atı. Sonra savaş zamanı onu tekrar eritip kullanmışlar diye biliyorum. Ama öyle bir çizimler yapmış ki mesela tebeşirlerle. O kadar detaylar. Mesela resimlerin detayları. Harika. Eğer imkanınız varsa doğum günü hediyesi, yılbaşı, aybaşı hediyesi ya da kendinize hediye tavsiye ederim. Herkesin kitaplığında, evinde, salonunda olsa ne kadar güzel olur. Şimdi geliyoruz diğer kitaplara ama ondan önce bir kahve. Ah Allah'ım çok güldüm ya. Instagram'da Serdosa Kitap hesabına sadece kitap fotoğrafı paylaşıyorum. Orada birisi bana hakaret yazmak amacıyla benim Güneş Çalması'nın yazarıyla reklam anlaşmam olduğunu, 1,5 sene önce bu kitapları okuyup bitirdiğim halde tekrar okumuş, satın almış numarası yaptığımı söylemiş. O da neden çıktı? Çünkü ben Serdos Editör hesabımda kitabı baskı hatalı çıktığını ve Trendyol'un bunu değiştirmediğini. Çünkü ben bunu Japonya'dayken almıştım. Annem de kontrol etmemiş. İade zamanını geçirdiğim için Trendyol ve ne Trendyol bir şey yapabildi ne de Trendyol'daki satıcı bir şey yapabildi. Ben de çok üzüldüm açıkçası. Şöyle söyleyeyim. Güneş Çalması'nı bana bir takipçim hediye göndermişti. Şu an beni takip etmiyor. Geçenlerde gördüm. Beni takipten çıkmış. Ama kendisine beni Güneş Çalması'yla ve bu yazarla tanıştırdığı için çok ama çok teşekkür ediyorum. Güneş Çalması'nın olayı nedir? Güneş Çalması gördüğünüz gibi aslında bir dizi olarak yazılmış. Yazarının söylediğine göre. Yani bunun aslında dizi yapılmasını istiyormuş. Senaryo olarak yazılmış bir kitap. O yüzden bol konuşmalı. Sizi yormayan, sıkmayan bir anlatımı var. Ama sonra yapımcılarla anlaşamadığı için kitap olarak basılmasına karar verilmiş. 2 ciltlik, keşke 3-4 de olsa. Yazarı bilmiyorum, videolarımı seyrediyor mu? Instagram'dan konuşuyoruz, çok tatlı birisi. Benim geçen yaz bunları okudum ve bayılarak okudum. Çünkü gerçekten gözünüz önünde bir film, bir dizi oynuyor. O karakterlerin canlı olduğunu o kadar inanıyorsunuz ki ben böyle her bu kitabı okuduğumda, nefes tabii daha da küçüktü. O uyuttuktan sonra yatakta okuyordum genelde. Foça'da geçiyor olay. Böyle
her şeyi bırakıp arabaya binip basıp Foça'ya gitmek istiyordum. O karakterleri orada bulacakmışım gibi. Ben bu kadar çok etkilendim, çok sevdikten sonra annem okudu. Annem de çok bayıldı. Annemin mesela normal şartlarda böyle kitaplar annemin gözünü korkutur. Annem de bayılarak okudu. Teyzem de bayılarak okudu. Apartmanda komşular da bayılarak okudu. Arkadaşlarım da şu an okuyorlar. Seray bitirip bitirmediğini bilmiyorum ama Seray da okudu. Ben her videomda, her kitap videomda, her bana kitap sorulduğunda bunları böyle deli gibi okuyun, okuyun, okuyun dediğim için ve bu sene tekrar satın aldığım için reklam anlaşması olduğunu düşünmüşler. Beni tanımayan biri büyük ihtimalle benim haterım olduğu çok belli. Yani benden nefret ettiği ve açık aradığı çok belli ama bir açık değil. Ben bunu Trendyol'dan kendi paramla satın aldım. Neden satın aldım? Çünkü Japonya'ya götürmek istedim. Bana hediye gelen olan kitapları burada bırakacağım. Buradaki kitaplığımda kendi satın aldıklarımı da Japonya'ya götürme niyetim var. Tabii son dakika bu kadar kalın kitap yerine başka bir şey koyar mıyım bilmiyorum. O yüzden kendime de satın aldım. Bunlar baskı hatalı çıkınca, gelince dediğim gibi ne Trendyol ne de Trendyol'daki satıcı benimle ilgilenmeyince yazarı benimle ilgilendi ve yayın evi, sevgili Kuzey Işığı Yayınları bana sağlam baskısını gönderdi. Onları şu an burada gösteremiyorum çünkü bir akrabama verdim okusun diye. O okuyor şu anda. O yüzden elimde baskı hatalı olan var. Sadece ilk cildi baskı hatalı. Ama onlar sağ olsunlar. Yerine bana hediye kitaplar da gönderdiler. Onları da göstereceğim sırası geldikçe. Yeri gelmişken, imkan ve fırsat bulmuşken, bana mikrofon uzatılmışken bu durumu böyle açıklamak istedim. Ne yazarıyla ne de yayın eviyle bir organik bağım yoktur. Sadece 2008'den beri blog yazıyorum. Çok sevdiğim her şeyin arkasında sapasağlam durduğum gibi çılgınca yani Fosil olsun, Lemmy olsun, Zebra Sarası olsun çok sevdiğim şeylerin arkasında sapasağlam ve ısrarla durmayı çok seviyorum. O yüzden böyle bir yanlış anlaşılma olduysa beni tanımıyor demektir. Bu arada bu kahvenin de arkasında deli gibi duruyorum. Sütlü menengiç. Trendyol linki verebilirim size. Kaydırın alın. Aşağı kahvenin linkini bırakıyorum. Sonrasında ben bir kitap alışverişi yapmıştım gelmeden önce. Onlar var. Hediye gelen kitaplar var. Onları da göstereceğim size. Bunu ben mi aldım bilmiyorum. Gençler için Nutuk. Bunu da okusam güzel olur. Ben Nutuk'u okumadım açıkçası. Ama bunu bir alışverişime hediye mi eklendi, ben mi satın aldım emin değilim ama hediyedir herhalde. Sonrasında bunları Japonya'ya götürmek istediğim için başlamadım henüz. Aslında başlamadım. Aa birincisi nerede? Onu da getirmemişim. Size bir yani bu senenin yapmak istediğim şeylerden biri İnce Mehmet'i bitirmek. Yaşar Kemal'in 1, 2, 3 ve 4. Bunları Japonya'ya götürmek istiyorum. Ve Japonya'da artık Yaşar Kemal İnce Mehmet'i okumak istiyorum. O yüzden bunları satın aldım. İnce Mehmet Türk klasiklerinden biridir. Kapı çalıyor. Annem alışverişten geldi. Çok okumak istiyorum İnce Mehmet'i. Birincisi birinci cildi yatağın başında ama açıp okumuyorum açıkçası çünkü Japonya'ya götürmek için. Zaten birinci cildini ben bayağı orta yani bitirmeye yakına kadar e-kitap olarak okudum ama baskı hataları ve yer yer anlamsızlaşmaya başladığı için bırakıp dedim ki baskılı halini alacağım ve okuyacağım. O yüzden Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkmış olan bu 4 seti aldım. Bunları götürmek niyetindeyim inşallah. Sonrasında yabancı yayınlarından bir paket gelmişti bize. Seray'la da daha doğrusu. Nefes kesici bir son diyor. Yabancı yayınlarını çok seviyorum biliyorsunuz. Onlar da beni çok seviyor. İdil çok teşekkür ederim. Sadiye eğer o ölürse gerçeği de beraberinde götürecek. Bunlar böyle yabancı yayınlarının kitapları aşırı sürükleyici oluyor. Elinize bir aldığınız zaman bırakamıyorsunuz. Sadiye'nin konusu da bilemiyorum şu anda. İntikam yolculuğuna çıkmış kayıp bir kız. Onun bıraktığı izleri takip eden nefes kesici bir son diyor. Bu da. Sonrasında bir edebiyat dergisi sanırım. Muhayyel. Bu da bir alışverişimle birlikte hediye gelmiş olması lazım. Bilemiyorum bunu ben satın almadım diye düşünüyorum. Sonrasında yine yabancı yayınlarından. 3 yakın arkadaşın hikayesi bu. Biri öldü, biri hapiste, diğeri de yıllardır gerçeğin peşinde. İlk günah, ilk aşk diye. Nefesin sesini duyduğum gibi oldu. Burada iPad'den, kameradan da onu izliyorum bir yandan. Genelde yabancı yayınlarında ben katili tahmin edemiyorum. Özellikle okumuş olduğum daha önceki kitaplarda nefessiz kaldığım falan oluyor böyle. Bayağı bir sürükleyici, bayağı bir gerilim oluyor.
O yüzden çok hoşuma gidiyor. Müthiş Psikoloji'yi Twitter'da takip ediyorum. Kitabını hiçbir zaman online satın almak istemedim. Geçenlerde Diyanar'a gidip kendime doğum günü hediyesi, iyi ki doğdum, 35 oldum diye Müthiş Psikoloji hayır diyebilme sanatını aldım. Aslında ben çok kolay hayır diyebilen bir insanım. Eskiden olsa diyemiyordum. Şu anda çok hayır demekle ilgili bir problemim yok ama Müthiş Psikoloji'yi Twitter'da takip etmeyi sevdiğim için merak ettim kitabını, o yüzden aldım. Bir de Tarık Tufan'la tanışmak istiyorum. Bu ara çok takip ettiğim arkadaşlarımda çok görüyorum Tarık Tufan kitaplarını. Ve Sen Kuş Olur Gidersin'le başladım. Diğerlerini de alıp, eğer bunu çok seversen ya da beğenirsen, diğerlerini de almak isterim. Bunu size gösterip gösteremediğimden emin olamadım ama Bilinçaltınızdan Gelen Ebeveyn, Feride'nin kitabı. Bunu da çok merak ediyorum. Bunu ben denize taşıyorum, götürüyorum ama hala başlamadım çünkü zihnimin altında bunu Japonya'da okumak istediğimi biliyorum. Burada okursam bırakmak istemediğimi bildiğim için, Japonya'da olsun istediğim için burada bir türlü başlayamadım. O yüzden artık bence taşımaktan vazgeçsem iyi olur. Tüm Kapıları Kilitle, Ryler Sager'ı mı okunuyor? Nasıl okunuyor? Ben bunun başka diğer kitaplarını okudum. Kapkaranlık Orman'da bunun mu değil miydi? Ay, yanlış söylüyor olabilirim ha. Ama ben bu kadın, ya da kadın mıdır? Ben bunun kitabını okuduğum gibi geliyor. Atıyor muyum ya? Mükemmel bir teklif, şeytani bir karanlığı ne kadar saklayabilir? Oh! Aa, kapak çok güzel. Tüm Kapıları Kilitli'yi okurken dışarıdan tertemiz görünen hayatların sakladığı kopkoyu karanlığı... Tüm Kapıları Kilitli'yi okurken dışarıdan tertemiz görünen hayatların sakladığı kopkoyu korkulara gömülecek... Yine korkacağız yani. Gözlerinizi sayfadan ayırmanıza izin vermeyecek sinir bozucu bir maceraya sürükleyeceksiniz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sonrasında bu da Doğan Kitap'tan hediye geldi. Sahte Bellek diye. Bunu da bilmiyorum açıkçası. Bu da gerilim maceraymış. İlk başta bir hastalık gibi görünüyor. Nasıl yayıldı bilinmiyor. Kurbanların hiç yaşamadıkları bir hayatın anlatıcısı. Sahte anı sendromu diye bir hastalıktan bahsediyormuş Sahte Bellek. Merak ettim. Yalan yok. Sonrasında bu da hediye geldi sanırım. Bu işin sırrı yok diye bir kitap. Tam üstüne bastın. İş dünyası için iletişim. Hülya Mutlu. Tanıyorum kendisini. Bu kitabın da hakkında bilgim yok ama hediye gelmiş. Çok teşekkür ediyorum. Sonrasında Livaneli kitabı hediye geldi Doğan Kitap'tan. Üzerinde şöyle post-it'le beraber. Bu da Livaneli'nin ben Serenat kitabını okumuştum en son. Onu çok seviyorum. O burada bir videoda gösterdim diye size. Bu benim aslında bana hediye Nurdan almıştı. Nurdan'ın favori kitabı. Ben bunu Japonya'da okudum. Şimdi buradaki kitaplığımda olsun, annem teyzem okusun diye buraya da satın aldım. Burada da, burası için de satın aldım. Bu da hediye geldi. Bizi Sürükleyen Nehir, Hayat Üstüne Düşünceler diyor. Bu kısa kısa sözler gibi görünüyor böyle Livaneli'den. Yani roman olmadığı için kolay, hemen okunur. Açıp istediğiniz zaman bakabileceğiniz bir kitap. Bu da Güneş Çalmasının yazarından Sonsuz Küçük kitabı. Bunu okuduğum kitaplarda anlatırım size. Ben bunu okudum, bitirdim. Bu yaz okuduğum ikinci kitap. Sonsuz Küçük. Bu da çok keyifliydi. Güneş Çalmasını okuyup sevenler bunu da sevebilirler. Sadece hemen bitiyor. Hemen bitmesi biraz şikayet sebebi. Ama devamı gelsin lütfen diye yazarına bunu da yazdım. Çalma mı bu mu falan dedi. O zaman çalma gelsin dedim. Kayıp. Bu da çok ürkütücü ama çok etkileyici bir kapak. Bu da yabancı yayınlarından. Buna ne diyorlar? 13 yaşındaki Julia Whittaker mı acaba? Gecenin bir yarısı odasından kaçırılmış. Fuh, tüyler diken diken. Gerilim kitabı tabii ki. Her çocuğun bir sırrı vardır. Her anne yalan söyler. Yorumsuz. Sonrasında şunları da göstereyim size. Hala burada mısınız? Kuzey Işığı kitap evi, işte hata özür dilemek amaçlı mı dedim, nasıl dedim, baskı hatası için bana hediye kitap göndermişti. Bu da onlardan biri. Bir Çalgıcının Seyahati. Bunları da bilmiyorum. 1 ve 2. Ama Güneş Çalmasının yazarı Esra Hanım dedi ki bunlar da çok keyifli kitaplar dedi. Bunları da seversin dedi. O yüzden bunları da merak ediyorum onun tavsiyesiyle. Sonrasında biliyorsunuz ki İş Bankası Modern Klasikleri biriktiriyorum. Hatta şeyi düşünüyorum.
Çekebilirsem Türkiye'deki kitaplığımda, çünkü hepsini götüremiyorum. Türkiye'deki kitaplığımdaki sadece modern klasikleri çekeceğim. Sonra Japonya'dakileri çekeceğim. Sonra onları birleştireceğim. Size kocaman bir modern klasikler videosu çekmiş olacağım. Bakalım becerebilecek miyim? Ben de olmadığını düşündüğüm Dr. Jekyll ile Bay Hyde aldım. 62 numara. Sonrasında Altın Gözde Yansımalar. Bu da bende yok diye aldım. Sonrasında Yukio Mishima'nın Aşka Susamış aldım. Can Yayınları'ndan. Çünkü Japon yazar olduğu için aldım. Japon yazarlarını da topluyorum çünkü. Bir de çocuk kitapları aldım. Can Çocuk'tan. Yeni Öğretmen Dominik Demers diye. Bu kaçıncı sınıf olur? 8-9-10 yaş içinmiş. Sonra Roald Dahl'ın Charlie'nin Büyük Cam Asansörü. Çikolata Fabrikası'nı ben de okumuştum. Bu da 8'den 11 ve üzeri yaş için diyor. Ben bunları okumayı seviyorum. Çikolata Fabrikası'nı da seviyorum. O yüzden devamını aldım. Yine Can Çocuk'tan Bilgin Adalı Zaman Bisikleti diye bir kitap aldım. Bu da 9 yaşla 11 yaş ve üzeri diyor. Bilgin Adalı 2012 yılında vefat etmiş. Şöyle bir kitabı. Sevim Akın Silk kitabını aldım, iki tane. Çünkü bir şey vardı kafanda ama sonradan vazgeçtiğim için şu an iki tane. Biri bu kitaplıkta durur, biri Japonya'ya götürürüm. Silk Kızı adlı Sevim Akın kitabını aldım, iki tane. Can Yayınları'ndan yine. Sonrasında bu beni üzdü açıkçası. Çünkü İş Bankası Modern Klasikler serisinin diğer kapağı için aldım ben bunu ama çok aradım. Çok çeşitli kitap sayfalarına baktım. BKM'de buldum. BKM'de diğer kapağın fotoğrafını gösterip bunu gönderdiler. Neyse, zaten elinde yoktu. ABD 1919. Bu modern klasiklerin bazı kitapları stok dışına yazık ki ve devam baskısı yok. Devam olmadığı için de hadi dedim bunu alayım dursun bende. Çünkü diğer kapaklıyı bulamadım. Bunu bulunca almış oldum. Ama işin şeyi öyle değilmiş. Sonrasında National Geographic'in Firavunlar Mısır. Bu da böyle merak ettim. Bu da indirimdeydi. 5 liraya mı 10 liraya mı ne düşmüştü. O civar bir şeydi yani. Çok indirime girmişti. Fotoğraflı falan olduğunu düşünerek şöyle bakabileceğim. Çünkü Mısır'ı merak ediyorum. Gitmedim ama belki okurum diye. Ansiklopedi gibi diğer kitaplarla beraber kitaplıkta durabilir diye düşündüm. Sonrasında yine Doğan Kitap'tan hediye gelen Mert Şer'in Yalnızlar Apartmanı diye bir kitabı. Bunu da yazarını da kitabı da tanımıyorum açıkçası. Birlikte tanışacağız. Sonra Camilla Läckberg, bunu da tanımıyorum. Hayalet Adası. Bu da Doğan Kitap'ın hediyesiydi. Bu da Polisiye diyor. Polisiye'nin İsveçli Kraliçesi. Bunu okumak isterim. Daha önce İsveçli yazar okudum mu bilmiyorum. Çünkü mümkün olduğu kadar okumadığım ülkelerin yazarlarıyla tanışmak gibi bir derdim de olduğu için aynı zamanda. İsveçli yazar okuyup okumadığımı bilmiyorum ama bunu denemek, okumak istiyorum. Gözlerini açtığında uzakta Hayalet Adası'nı gördü. Bu ada onun sığınağıydı, cennetiydi diyor. Okuyan varsa, bu bütün gösterdiğim kitaplar arasında şundan başla dediğiniz varsa heyecanla yorumunuzu bekliyorum. Sonrasında bunu da çocuk kitabı olarak aldım. Tuhaf Bir Vaka, Dr. Jekyll. Bu da bunun çocuk versiyonu gibi olduğu için aldım. Hani yarın öbür gün nefesle beraber okuruz diye. Ya da bilmiyorum, birebir aynı mıdır ya? Ha? Kapının Hikayesi diye başlıyor. Kapının Öyküsü diye başlıyor burası da. Çok merak ettim. Avukat. Evet. Çok uzun bir cümle ikisi de. Herhalde birebir aynı kitaplar. Ben bunu daha böyle kabından dolayı daha çocuk kitabı olduğunu düşündüm. Ama Nora çocuk diyor arkasında. Bu da mı çocuk hikayesi acaba? Bilemedim. Emin olamadım. Siz ne düşünüyorsunuz? Sonrasında da Türkiye'deki kitaplığımda olmasını istediğim için Sabahattin Ali'nin Mahkemelerde, Sırça Köşk, İçimizdeki Şeytan, Değirmen ve Kuyucaklı Yusuf kitaplarını aldım. Kürk Mantolum adına zaten vardı. Annem için aldım bunları da. Annem Sabahattin Ali okusun istiyor ama çok sarmayacak herhalde annemi.
teyzemi de çok sarmadı. Romanları sardı ama öyküleri sarmadı anlamadığım bir şekilde. O yüzden aslında daha size gösterebileceğim kitaplarım var. Gelecek olan kitaplarım da var. Onları da ilerleyen günlerde sizinle paylaşırım. Çok seviyorsunuz kitap ve kitaplık videolarını. Şaka yapıyorum. İzlenmeler yerlerde. Alışveriş videolarından şikayet edip en çok alışveriş videolarını seyrediyorsunuz. Türkiye günlük videoları istiyorsunuz ama inanın çekmiyorum. Aklıma gelmiyor. Ya araba kullanıyorum ya nefesle ilgileniyorum. O yüzden hiç vlog olmadı. Sanırım biraz daha nefesi büyütünce vlog çekmeye dönebileceğim diye düşünüyorum. HS Kırtasiyesi videosu gelecek. Bundan önce gelmiş de olabilir. Bilemiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.